Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Oğlak burçları için tarot falı bakımı yapacağız. Kartlarımı şu şekilde karıştırıyorum. Siz de Oğlak burcu arkadaşlar, enerjinizi kartlara yollamaya çalışın. Şöyle. Öncelikle genel anlamda bir ruh halinize bakalım. Şu anda kaç arkadaşınızla birlikte yeni bir işe girişmeye çalışıyorsunuz sizin için. Yani bu belki nasıl söyleyeyim, illa bir para kazanmak için bir iş değil yani. Bir karar alacaksınız ve bu kararı da birkaç kişiye danışarak ve o birkaç kişinin yardımıyla sanki böyle yeni bir şeylere başlayacaksınız gibi. Yani kısacası aklınızda birkaç kişiyle birlikte yapmak istediğiniz, planladığınız bir düşünce var. Bakalım bu düşünce hayırlı olacak mı? Şu an için hayırlı olup olmayacağını siz de tam olarak kestiremiyorsunuz. Ve sadece şu an kafanızda hani yapım aşamalarıyla alakalı neler olabilecek, kötü ihtimaller neler, iyi ihtimaller neler diye düşünüyorsunuz. Ama sanki yakın zamanda bu birkaç arkadaşınızla ya da kafanıza koyduğunuz kişiler her kimse, bunlarla birlikte şu anki düşündüğünüz planı gerçekleştireceksiniz. Bir yolculuksa yolculuk yapacaksınız, tatilse tatil yapacaksınız ya da bir iş kurmaksa bir iş kuracaksınız yani. Bu genel bir fal olduğu için, yani bütün Oğlak burçları için bir fal olduğu için bu şekilde hani genelleme yapıyorum. O yüzden siz kendinize uygun olan şekilde bunu alın. Ama şu an düşündüğünüz her neyse bu hayırlı olacak, olumlu bir sonuç olacak sizin için. Ama iyi düşünün, iyi tartın. Kötü sonuçları da, iyi sonuçları da. Aşk hayatınıza bakalım, Oğlak burcunun aşk hayatına. Oğlak burcu sizi isteyen şu anda birisi var ama genel olarak her zaman olduğu gibi sizin istediğiniz kişi sizi istemiyor. Ya da istese bile hani o kişinin hani sizin onu istediğinizden haberi yok belki. Ve hani bir iletişime bile geçememişsiniz. Yani gözünüz sizin başka birilerinde ya da kriterleriniz farklı. Geçmiş zamanda yaşadığınız ihanetler yüzünden artık yolunuza aslında bir yandan tek başınıza devam etmeyi ama bir yandan da hani keşke hani olsa bir aşk gelse diyorsunuz ama geçmişte yaşadığınız olaylar sizi kötü etkiledi, yani derin izler bıraktı. Hani başkası baktığı zaman bu olaylara hani çok derin izler değil, hani basit olaylar gibi adlandırabilir ama siz yapınız gereği biraz hassassınız gördüğüm kadarıyla. Ve bu ihanetler sanki sizin yani dün yaşamışsınız gibi size etki ediyor. Şu an kartlarım fırladı sizin için, bakalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi aşk adına bir, dediğim gibi yani bir acınız oldu geçmişteki yaşadığınız şeylerden kaynaklı. Sonrasında hayal kırıklıklarınız, üzüntünüz, yani gerçekten çok kötü bir dönem geçti. Ama gördüğünüz gibi bir kısmet hemen kapıda ve inşallah sonucu çok güzel görünüyor. Umarım öyle olur. Geçmişteki hayatınızla, yaşantılarınızla, ihanetlerinizle hani artık unutmuş olursunuz umarım onları. Çünkü bir kısmetiniz var ve bir kutlama görüyorum. Yani sanki gerçekten bu sefer iyi bir şeyler olabilecek gibi. Umarım öyle olur. Sevgilisi olmayan Oğlak burçları için bir kısmet var. Sevgilisi olan Oğlak burçları için baktığımız zaman ilişkileri nasıl ilerleyecek? Şu anda ilişkiniz için çaba sarf etmeyi iki tarafta yani tamamen bırakmış. İlerleyecekse ilerlesin, ilerlemeyecekse ilerlemesin, umurumuzda değil gibi bir tavır almışsınız. Bakalım ilerleyecek mi? Ya ilişki bitecek, ilişkinin bitmesi ikinize çok iyi gelecek ya da bir şekilde yani ilişkiniz kurtulacak ve yine çok mutlu olacaksınız. Hani ilişkiniz bitse de bitmese de çok mutlu olacağınızı, çok güzel bir hayatın beklediğini size söyleyebilirim. Bakalım şöyle tekrardan. Sizin şu an ilişkiniz için yapmanız gereken şey iki tarafında oturup konuşması. Yani şu an ilişkinin devam edebilmesi için sanki bir çaba sarf etmiyorsunuz. İki taraf da öyle. O yüzden sevgilisi olan Oğlak burçlarına tavsiyem mutlaka sevgilileriyle bir otursunlar, bir konuşsunlar. Yani bir sorun yaşıyorsanız o sorunu hani kötü yönüyle ya da size nasıl bir zarar vermiş ya da neden memnun değilsiniz ilişkinizdeki bazı şeylerden,
Bunları oturup konuşmalısınız yani sizin için daha iyi olacaktır. Bir de evli oğlak çiftler için bakalım. Şöyle. Maddi kazanç var ailenize gelecek. Yalnız bir tartışma var yakın zamanda. Sanki birbirinize karşı böyle tam anlayamayacaksınız birbirinizi hani. Aslında anlaşamayacağınız bir konu yok ama kurduğunuz cümleler olsun ya da bir şeyler ifade etme biçiminiz olsun. O yüzden birbirinizi yanlış anlayacaksınız ve o yüzden bir tartışma görüyorum. Ama çok uzun süreli bir küslük ya da bir kırgınlık olmayacak aranızda. Tekrardan ilişkinizdeki dengeyi sağlayıp tekrar ailenizdeki huzuru kazanabildiğinizi görüyorum. Maddi açıdan da şu anki durumunuzdaki gibi stabil şekilde ilerleyeceksiniz. Tamamen bir maddi rahatlama var mı? Şu şekilde bakalım. Bütün oğlak burçları için bakalım. Evli çiftler için değil de. Oğlak burçları için maddi rahatlama var mı? Şöyle. Şu anda sanki para harcama açısından ya yanlış bir şekilde para harcadınız ya da birisine borçlandınız gibi. Çünkü bir kargaşa ortamı var. Bir alma verme durumu var yani sanki ya birisine borçlandınız ya da birisi size borçlandı ama yakın zaman içerisinde maddi sorunlar gidecek gördüğünüz gibi ve maddi kazancınız daha da güzel daha size böyle huzur veren bir hal alacak arkadaşlar. İş açısından bakalım Oğlak burcuna. Gördüğünüz gibi şu anda emek verdiğiniz, uğraştığınız bir iş görüyorum. Yani bu hani emek vermek belki bir iş arıyor da olabilirsiniz. Bu da bir emek vermektir bir işe ulaşabilmek için. Şu an ya da hani kafanızda da düşünüyor olabilirsiniz. Bir iş istiyorum, şöyle bir iş olsa iyi olur falan gibi. Şu an ufak ufak bir arayış içine girmişsiniz işle alakalı. Eğer çalışmıyorsanız, çalışıyorsanız da işinizi biraz daha üst seviyeye taşımak istiyorsunuz ya da biraz daha fazla para kazanabilmenin yollarını arıyorsunuz gibi. Ama şöyle bir şey var ki tamamen bir kazanç durumu, tamamen bir maddi rahatlama çok yakında bir ay sonrası için söyleyebilirim. Özellikle bir ay sonra artık yavaş yavaş maddi durumunuzdaki rahatlamayı siz de hissedeceksiniz gibi görüyorum ve ondan sonrasında artık elinizdeki paranın artmasıyla birlikte tamamen bir maddi rahatlığın verdiği bir huzur olacak içinizde. Ama bir ay sonra hani bu etkilerini göstermeye başlayacak maddi artış. Ama bu bir ay içerisinde de çok bir zorlanma yok. Stabil düzeyde hani çok çok aşırı rahat olmasa da hani rahat bir şekilde ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz şekilde bir maddi rahatlık var. Ama bir ay sonrasında artık yavaş yavaş kazancınızın daha fazla bollaştığını hissedeceksiniz. Eğitim hayatı için bakalım okuyanlar için, okuyan oğlak burçları için. Şöyle ki siz bu sınıfta olsun, okulda olsun ya da okuduğunuz, eğitim aldığınız her ne ise o alanda birinci olmak istiyorsunuz tamamen. Yani böyle parmakla gösterilen öğrenci olmak istiyorsunuz ya da böyle çok iyi bir okula yerleşebilmek ya da çok iyi bir bölüm tutturabilmek istiyorsunuz kafanızda. Yani öyle bir profil oluşturmuşsunuz kendinizle alakalı ve bunun içinde emek verdiğinizi de görüyorum hem stratejik olarak hem fiziksel olarak hem beyin hani şey olarak gücü olarak gerçekten doğru kararlar verdiğinizi, doğru adımlar attığınızı ve gerçekten güzel ve stratejik bir düşünce yapısına sahip olduğunuzu görüyorum. Yakın zamanda bir şey için emek verdiniz ama şu an tam olarak sonucu almış değilsiniz ama çok yakınsınız sonuca ve sonuç sizin mutlu olacağınız, huzur bulacağınız bir sonuç olacak. Ancak sonrasında gelen bir stres durumu var. Çünkü sanki yani birkaç seçenek var önünüzde ve ama bu hani şöyle ki hani size iyi anlatabilmek için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir labirentte olduğunuzu düşünün. Hani duvarlardan dolayı yolu bulamıyorsunuz. Ama önünüzde gidebileceğiniz bir sürü seçenek var. Sizin yapmanız gereken şey
Bu labirentin tamamen böyle tepesine çıkabilmek, hani yüksek bir duvara çıkabilmek, bu şekilde hangi yol nereye gidiyor görürsünüz. Yani buradan anlayacağınız şey, vereceğiniz böyle bir seçenekler var önünüzde. Belki gidebileceğiniz okullar, belki gidebileceğiniz bölümler ya da geleceğinizle, eğitim geleceğinizle alakalı vereceğiniz böyle bir karar, bir yollar var yani. Bunun için, yani sizin en doğru kararı verebilmeniz için tamamen objektif bir şekilde bakabilmeniz gerekiyor. Duygularınızı öncelikle bir kenara koyun ve objektif olarak hangisi sizin için doğru, hangi eğitim yolunu seçerseniz sizin eğitim hayatınız daha da iyiye gider. Bunu yani başka insanlara da sorun. Hani eğitimle alakalı bilgisi yüksek düzeyde olan insanlardan bahsediyorum. Onlara da sorun, özellikle o insanların da görüşlerini alın. Ve ondan sonra her şeyi stratejik olarak gözden geçirdikten sonra artık duygularınızla beraber hangi yolu istiyorsanız o şekilde seçin. Bakalım hayırlı olacak mı? Oğlak burcunun kartı çıktı arkadaşlar. Şeytan kartı. Oğlak burcunun kartıdır. Her zaman bir karamsarlık ya da başarı olsa bile hani daha iyisini yapabilirdim düşüncesi sizde mevcut ve olacak yani. Bu burcunuzun özelliği. Ama özellikle yani iki karar var. İki seçenek arasında kalacaksınız eğitim hayatınızla alakalı. Onun için iyi düşünüp iyi karar vermelisiniz. Buna bu kararı vereceğiniz zaman hani açıp yeni videoları izlemek sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü ileri tarih için falan bakmak bana çok doğru gelmiyor açıkçası. O yüzden yani fal bir hafta, 2 hafta geçerli özellikle yani. Ya da hani maksimum 3 ay. Zaten verdiğim tarihlerde söylüyorum. Maksimum 3 ay içerisinde bir şeyler olur. Yani her hafta baktırmak gerekli özellikle. Yani ben sabah akşam bakıyorum mesela. Öyle yani aşk hayatına baktık. Evli çiftler için baktık. Para için baktık. İş için baktık. Bir de genel olarak ailenizle uyumunuza bakalım. Bu eşinizle olan aileniz değil de kendi anne babanızla olan durumunuza bakalım. Ailenizle alakalı tamamen mutlu olacağınız gelişmeler sizi bekliyor. Şu dönem için birazcık bir gerilim var ailenizde gibi. Yani böyle alttan alttan. Ama 2-3 hafta içerisinde yani tamamen geçecek. Çok güzel yani, huzur görünüyor. Mutluluk görünüyor. Ailenizin desteği var. Aileniz size yani size sahip olduğu için kendisini mutlu hissediyorlar. O yüzden şu an her şey güzel görünüyor. Bu arada arkadaşlar, bu arada konuşurken çok böyle bazen dilim sürçebiliyor ya da kelimeler böyle üst üste biniyor ben konuşurken. Ama fal bakınca böyle çok fazla artık yorulmaya başlıyorum. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Bunu da söylemiş olayım. Son olarak da bugün Oğlak Burcu için bir kart bana ne söyleyecek bakalım. Şu an söylediği şey geçmişe takılı kalma. Geçmişi tamamen sil ve önüne bak. Eğer geçmişe takılı kalıp geçmişteki hani ufak tefek de izler bile olsa, hani onlara bakıp öyle yoluna devam etmeye çalışırsan tökezler düşersin diyor. Bu da günün tavsiyesi olsun bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.